أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Adını gönlümüze minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Hidayetine sığındık. Kapına geldik. İnayetine sığındık. Lütfuna geldik. Kulluk edemedik. Affına geldik. Bize hakkı duyur. Hakikati öğret. Gerçeği göster. Gerçeği söyle. Sen göstermezsen biz göremeyiz. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sevdir bize hep sevdikleri. Yâr et bize erdirdikleri. Sevdin de Habibini kainata gönderdin. Muhammed Mustafa kıldın. Server-i Enbiya kıldın. Şefi'i Ruzi Ceza kıldın. Her türlü salat ona, onun âl ve ashabına olsun ya Rab. Sevgili dostlar, uzun bir maraton olan tefsir derslerimizin bu ilk dersinde ölümsüz bir tefsirin yazarı olan değerli bir müfessirimizin tefsirinin girişindeki bir dua ile başlamayı anlamlı buldum. Ve ta gönülden amin dediğim bu içten duayı tefsire giriş olarak işleyeceğimiz bugünkü dersinde bir girizgahı olarak okudum. Bugün tefsir derslerimizin, Kur'an derslerimizin ilki olan bu derste size tefsir değil, tefsir ilminin usulü hakkında, tarihsel gelişimi hakkında, anlama ve yorumlamanın mantığı hakkında bir takım temel bilgiler vermek istiyorum. Çünkü usul tüm ilimlerin olmazsa olmazıdır. Onun için eskilerin eskimez bir sözü vardır. Usulsüzlük, usulsüzlüktendir. Yani vasıl olamayış, amaca ulaşamamak, usul bilememekten dolayıdır. O sebeple bir ilim, ilim olabilmesi için, bir disiplin, müstakil bir disiplin olabilmesi için bir metodolojiye ihtiyaç duyar. Aslında yöntem, metot bir sünnetullah'tır. Sünnetullah da Allah'ın yöntemi değil mi? Yöntemsiz başarı düşünülemez. Yöntemsiz bir ilim ve disiplin düşünülemez. Hele bu ilim, Kur'an'ı anlamanın ilmi olan tefsir gibi önemli bir ilimse, böyle bir ilmin yöntemi, metodolojisi olmasın. İşte bugün ilk dersimizde biz 1400 yıllık müthiş bir geleneğe ve kütüphaneleri taşıran muazzam bir birikime sahip olan ve belki de dünya ilim tarihinde eşine ve benzerine bir başka medeniyette rastlanmayan tefsir usulü üzerinde duracağım. Varlık kategorileri İslam ilahiyatında
üç ana başlık altında değerlendirilir. Bir, zorunlu varlık. İki, mümkün varlık. Üç, muhal varlık. Zorunlu varlık, vacip varlık Allah'tır. Yaratıcıdır. Onun varlığı bir başkasının varlığına mebni değildir. O kendi başına vardır, bizatihi vardır, varlığının öncesi ve sonrası yoktur, varlığı bir başkasının varlığına muhtaç değildir. Onun dışında var olan her bir şey, onun varlığının ispatı ve delilidir. Onun içindir ki, Kur'an'da spesifik olarak hiçbir ayet bulamazsınız Allah'ın varlığını ispat eden. Çünkü Allah'ın varlığını inkar, ilahiyatın konusu değildir. Psikolojinin ve tıbbın konusudur. Çünkü bir ruh hastalığıdır böyle bir şey, ancak klinik vaka olarak tedavi edilmeli. Çünkü bir insan kendi varlığını inkar etmeden Allah'ın varlığını inkar edemez. Gerçi Allah'ın varlığını inkar edenler de inkar ettikleri Allah'ın yerine mutlaka peydahlanmış bir tanrı koymak zorunda kalıyorlar ve o tanrıya da tesadüf ismini veriyorlar. Oysa ki bu muazzam alem, bu muazzam kainat ve bu alemdeki her bir şeyin muhteşem işleyişi, eşyanın birbiri arasındaki o muazzam ilişki ve yine insanın kendi bünyesinde gerçekleştirilen o muhteşem ilişki, hep bütün bunlar Allah'ın kudretinin, varlığının, birliğinin en büyük delilleridir. Onun için Kur'an, Allah'ı ispat sadedinde herhangi bir gayrete girişmez. Kur'an'ın bu alanda söylediği şey, Allah'ın yanında başka tanrılara yer vermek, yani şirk olgusuna karşı Kur'an daima tevhidi savunur. Yoksa Allah'ın bizatihi varlığını ispat için bir tek ayet gösterilemez. Çünkü bu lüzumsuzdur, gereksizdir. Onun için Kur'an'da İhlas Suresi diyebildiğimiz قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ Allah vardır diye başlamaz. Allah birdir diye başlamaz. Tektir diye başlıyor. Çünkü varlığı ispatı gerekmeyen bedihi bir hakikattir. Eğer varlık aleminde bir tek hakikat varsa o da Allah'ın varlığıdır. İkinci kategoride mümkün varlık yer alır. İnsan da işte bu kategori içinde değerlendirilir. Mümkün varlık, yani varlığı bir başka varlığa dayalı olan, varlığını bir başka varlığa borçlu olan varlık. İşte tüm mahlukat mümkün varlıktır. Çünkü kendi başına var değildir. Kendi başına var olamaz, kendi başına varlığını sürdüremeyecektir. Allah'a muhtaçtır. Bir başka zata muhtaçtır. Bir başka zat onu var etmiştir. Varlığını sürdürmesi için sürekli ona ihtiyaç duymaktadır. İşte onu mümkün varlık kılan da budur. İnsan mümkün varlık kategorisinin zirvesinde yer alır. Yani mahlukatın ekseninde insan, mevcudatın ekseninde Allah yer alır. Mevcudatın, tüm varlıkların ekseninde ve zirvesinde yer alan Allah, yaratıklarının en önünde de
insanı koymuş ve onu şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Üçüncü varlık, yani aslında varsayım, muhal varlıktır. Yoktur. Yokluktur yani. Var kabul edilir. Niçin böyle bir üçüncü kategoriye ihtiyaç duyuldu derseniz İslam ilahiyatında, Halik ve mahlukun dışında bir alem yoktur. Eğer ille de bir şey var diyecekseniz o yokluktur. Yokluk karanlığa bedeldir. Varlık aydınlığa. Aydınlığın kaynağı vardır. Varlık aydınlığının kaynağı Allah'tır. Işığını Allah'tan alır. Allahu nuru semavati vel ard. Budur işte. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ama onun karşısında karanlık yer alır. Karanlık aslında yoktur. Muhaldir. Farz-ı muhaldir. Işığın yokluğuna karanlıktır. Aydınlığın yokluğu halidir karanlık. Yoksa bizatihi kendi başına var değildir. Onun için de karanlığın kaynağı olmaz. İman ve tevhid aydınlığa, küfür ve şirk, batıl da karanlığa benzer. Bu varlık kategorileri açıklamasından sonra, mümkün varlığın zirvesinde oturan insan, Allah'ın kendisine şuur verdiği bir varlıktır. Mevcudatın ekseni olan Allah, mahlukatın ekseni olan insana özel bir muamele yapmıştır. Onu yeryüzünde halife olarak seçmiş ve onunla konuşmuştur. Allah'ın insana verdiği o özel yeteneği biz Allah'ın bir ikramı olarak görüyoruz ve Kur'an da bize bunu böyle söylüyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Biz Adem oğluna, insan oğluna kat kat ikram ettik. كَرَّمْنَا'nın anlamı kat kat ikram ettik. Peki Allah'ın insana olan kat kat ikramı nedir diye soracak olursak, bir, fıtrattır. Allah'ın insana ilk ikramı fıtrattır. Yani doğası, temiz doğası. Allah bu fıtratı Kur'an'da şöyle vurgular. Fıtratallahilleti fataran nase aleyha. İnsanları üzerinde yarattığı fıtrat Allah'ın fıtratı. Yani temiz bir fıtrat. Pak bir doğa. İşte Allah'ın insana ikramı, ilk ikramı bu temiz fıtrat, yani temiz vicdandır. Eğer başka bir ikramı olmasaydı, insan doğruyu yanlıştan bu temiz fıtrat ve vicdan sayesinde ayırması gerekir. Ama Allah ikramını bununla da sınırlı tutmayıp bunun üzerine ikinci bir ikram daha etti ve insana duyuları ve şuuru verdi. İnsan şuurlu bir varlıktır. Duyularını şuurlu bir biçimde kullanan tek varlıktır. Onun için de insanı diğer canlılardan ayıran şuurudur. Bir fare için peynir peynirdir. Ama bir insan için peynir peynir değildir sadece. Onun için bir fare peynirin nerede olduğuna bakmaz. Tuzağı onun için yakalanır. İnsan fare gibi görmez peyniri. Sadece peyniri değil, peynirin altındaki tuzağı da görür. O peynir nerede sorusunu sorar insan. Niçin orada sorusunu soran insan. Bunu soran sadece insan. Oraya niçin yerleştirmişler diye soran insan. Onun için
fareyle insanı ayıran temel özellik işte bu şuur. Allah'ın bir lütfudur insana. Üçüncüsü, Allah insana olan ikramını bu kadarla da sınırlamamış. Bir üçüncü ikram daha vermiş. Akıl. İnsan akıllı bir varlıktır. Aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırabilir. Ve Allah insana olan ikramını bu üç kevni ikramın üzerine bir dördüncü ikram daha yapmış ki o da şer'i ikramdır. Nedir? Vahiy. Allah insanla konuşmuş. Oysa ki ilk üç ikramı insanın doğruyu bulması için yeterliydi. Ama Rahman ve Rahim olan Allah insana olan şefkatini, merhametini, sevgisini işte bir dördüncü biçimde yani vahiy biçiminde göstermiş. Tabii ki bu kadar ikram edilen insanın, bu kadar hak tanınan insanın sorumluluktan azade olması düşünülemezdi. Eğer bir yerde hak varsa orada sorumluluk da olmalıydı. Onun için insan aynı zamanda varlık içerisinde en çok sorumluluğu olan bir varlıktır. Bu sorumluluğu biz Kur'an'dan da anlıyoruz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yine başıboş bırakılmayacağını sanan, bilmesi gereken insana irade verildiği Kur'an tarafından hatırlatılıyor ve deniyor ki اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْ Biz ona bir çift göz vermedik. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْ Aslında bakınız, bir çift göz diğer canlılarda da var, hayvanlarda da var. Ancak ayetin arkasını dinlediğinizde insana verilen gözün çok farklı bir fonksiyonu olduğunu da anlar. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Ve bir dil ve bir çift dudak konuşmak için bir çift dudak vermedi. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Ve bunlarla donattıktan sonra insanı iki yolun ağzına getirip bırakmadık. Yani iki yöne doğru yönelttik. Çatal bir yol. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَ حَمَ الْعَقَبَ Ama insan yükü yüklenmedi. Buradaki yük sorumluluk. Buradaki yük hakikati taşıma sorumluluk. Buradaki yük gözün, dilin ve dudakların işaret ettiği bilinç, akıl ve idrak sorumluluğudur. Çünkü göz mecazi olarak nazara delalet eder. Araştırmaya delalet eder. Ya gözlemle bilirsiniz bir şeyi, ya işitmeyle bilirsiniz bir şeyi, ya da sezgiyle bilirsiniz. Sezginin merkezi kalp, gözlemin merkezi göz, işitmenin merkezi kulak. İşte bu noktada Kur'an bize verilen bu hassaları hatırlatarak bizim sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu söylüyor. İnsan yine bu başka ayette اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا İki yolun ağzına bıraktık insan. Ya küfreder, ya şükreder. Ya iman eder, ya da inkar eder.
bu iradenin, insana verilen iradenin en büyük delili. İnsan iradesi sonucunda seçiminin sahibidir. Ve seçiminin sonucunda da ya ödüllendirilir ya cezalandırılır. İşte bu anlamıyla dini kavramların tümünü yan yana dizersek, din, sırat, tarik, şeriat, hepsi yol ve yolun türevleri anlamına gelir. İnsan bir yolcudur. Yolcu. Müebbet bir yolcu. Ebedi bir yolcu. Uzun yola çıkmaya hüküm giymiş bir yolcu. Din de işte insanın yürüyeceği, yürümesi gereken yol. Çünkü Allah eğer insanla sen yolcusun demişse onu yolsuz bırakması düşünülemez. Ben yolcuysam yolumu göster ya Rabbi diyen insana, işte kulum sana yolunu da gösterdim. Hangi yolda yürüyeceğini de gösterdim ve yürüyeceğin yolun işaretlerini de verdim demiştir. Din bu manada bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimi. İslam ebedi yolculuğun ebedi ilkelerine verilen isimdir. Peki İslam bu manada ne zaman başladı diye soracak olursak tek bir cevap verilebilir. Allah insanla konuşmaya başladığında başladı. İslam'ın başlama tarihi Allah'ın insanla konuşma tarihine eşit. Buradan yola çıkarak şunu hemen söyleyebiliriz. İslam hiçbir peygambere verilmiş özel şeriatın adı değildir. İslam zamanlar ve zeminler üstü insanlığın değişmez değerleridir. Ve bilinen ve bilinmeyen tüm peygamberler sadece İslam'ın peygamberidir. Bilinen ve bilinmeyen tüm kitaplar sadece İslam'ın kitabıdır. Onun için İslam sadece belli bir zümrenin, sadece belli bir ümmetin sahip çıkacağı, ipotek altına alacağı mevzi bir inanç sistemi değil. İslam tüm insanlık tarihi boyunca doğruyu, hakkı, hakikati temsil eden değişmez değerlerin tek adıdır. Kur'an bu gerçeği şöyle vurgular. 18 peygamberi sayar En'am suresi 90. ayete kadar 18 peygamber sayar. Nuh peygamberi, İbrahim peygamberi, Lut peygamberi, Musa peygamberi, Elyasa peygamberi, Yunus peygamberi, İsa peygamberi, birçok peygamberi sayar. Ve en sonunda döner ve son peygambere der ki, Ulaikellezine hedallah. İşte bütün bu sayılan peygamberler ve daha sayılmayanlar da Allah tarafından bir hidayet üzeredirler. Yani Allah'ın yönlendirdiği yol üzerindedirler. Ve muhataba dönülerek febihudâhu muktedî. Sen de bunların yoluna uy. Yani sen kendinle başlayan bir sürecin mübeşşiri değilsin. Sen, senden evvel insanlık tarihiyle yaşıt bir sürecin son müjdecisin. Peygamber'e nübüvvetin hiç kesilmeden akan bir ırmak olduğu hatırlatılıyor. Ve deniliyor ki, sen de senden önceki gidenlerin yoluna tabi. İşte onun için Resulullah kendisinden evvelki peygamberlerin bir devamı olduğunu sık sık hatırlatmış ve ben bir türevi
değilim demesi istenmişti Kur'an'da. Hidayet, biraz önceki ayette ve diğer ayetlerde geçen hidayet nedir? Allah'ın yönlendirmesi nedir diye soracak olursak, öncelikle hidayeti, insanın Allah'tan isteyebileceği en büyük nimettir diye tanımlamamız lazım. Yani bir insan Allah'tan bir tek şey isteyecekse eğer, o bir tek şey, ihdines sıratal müstakim olmalıdır. Bizi hidayete, dosdoğru yola ulaştır. Dosdoğru yola ulaşacak bir şuur diriliği ver. İşte Allah'tan insanın isteyeceği bir tek şey olsaydı eğer, o da hidayet olmalıydı diyor. Bu manada hidayet Allah'ın insana şefkat ve merhametidir. Allah'ın insana şefkat ve merhameti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın insana şefkati, merhameti. Vahiy, Allah'ın dil dışı yöntemlerle insanla konuşması, insana mesaj iletmesidir. Ve vahiy Allah'ın en büyük hidayetidir. İhdine sıratel müstakim diyen insana ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًا لِلْمُتَّق۪ينَ diye vahyin kitabı uzatılmaktadır. İşte bu kitap, kendisinde şüphe bulunmayan bu kitap, Allah'a karşı sorumluluk duyanlar için hidayettir. Onun için vahiy mahza hidayettir. Vahiy nedir? Biraz önce de tanımladığım gibi Allah'ın dil dışı, yani göstergeler olmaksızın sözsüz bir bildirimidir. İnsanla konuşmasıdır. Bu teşrii kanundur. Bir de tekvini kanun vardır. Tekvini kanun, kainatın tabi olduğu yasadır. Kainata bakın, Allah'ın tekvini kanunları üzerinde durur. O halde statik bir kadere sahip olan kainatın nasıl kanunları varsa, dinamik bir kadere sahip olan insanın da tabi olduğu bir takım kanunlar olmalıydı değil mi? Dinamik bir kadere sahip olan insanın tabi olduğu kanunlar da dinamik, statik bir kadere sahip olan tabiat ve doğanın sahip olduğu kanunlar da statik. Onun için insanın tabi olduğu kanunlar tıpkı dinamik bir kadere sahip oluşu gibi dinamiktir. Onun için Allah insanlık tarihinin uzun yürüyüşü boyunca birden çok peygamber, birden çok kitap göndermiştir. Allah insanla insanlık yürüyüş destanı boyunca sık sık konuşmuş, insana sık sık mesaj yollamıştır. Vahiy Allah'ın Ademoğluna kat kat ikramının en sonuncusudur. Hani وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ buyuruyor. Biz Ademoğluna kat kat ikram ettik. İşte o kat kat ikramın bir katı ve en son katı vahiydir. Vahyin inişini ifade eden inzal, tenzil, lafzı, lügat olarak ikram manasına gelir. Onun için Araplar misafire ikram ettikleri yemeğe nüzul derler. İlginç. Onun için görüyorsunuz. Kur'an'da biz bir şeyi indirdik, inzal ettik ifadesi geçtiği yerde siz bundan insana ikram ettik, insana hediye ettik, insana lütfettik anlamını çıkarmalısınız. O nedenle Kur'an'da inzal,
tenzil ifadeleri demir için kullanılır. Demiri indirdik. Hayvan için kullanılır. 8 çift hayvan indirdik. Su için kullanılır. Su için kullanıldığında gökten yere doğru yağdığı için belki kelime olarak mantığına uygun düşüyor. Ama bu kelime dağ için kullanıldığında, demir için kullanıldığında, elbise için kullanıldığında ki Kur'an'da elbise için, elbise indirdik. Elbisenin gökten inmediğini biliyoruz. Demirin gökten inmediğini biliyoruz. O halde bütün bunları aslında doğru bir biçimde ayet indirdik, melek indirdik. Hepsini birden insana ikram olarak, bir kerem olarak verdik ki işte böyle kat kerremna beni Adem'deki insanoğluna kat kat ikram ettiğin en büyük anlamı da burada yatmaktadır. Birincil anlamı. Vahiy insanoğluna Allah'ın en büyük ikramıdır. Meryem suresi 11. ayette Zekeriya aleyhisselam için kullanıldığı gibi vahiy söz kullanılmadan bizim kullandığımız göstergeler, kelimeler kullanılmadan bir mesajı söz dışı bir biçimde birine bildirmeye denilir. Evha ileyhim deniliyor mezkur ayette. Onlara vahyetti, bildirdi. Oysa ki Meryem suresinin 10. ayetinde Zekeriya aleyhisselama insanlarla konuşmaması emrediliyor. 3 gün insanlarla konuşmaması ve insanlara da bunu söylemesi, yani ben sizinle 3 gün konuşmamak üzere sükut orucu tutmak zorundayım, tutmakla emrolundu. İşte bunu insanlara ifade etmesini evha ileyhim biçiminde veriyor Kur'an. Yani insanlara bunu söyledi. Nasıl? Ben insanlara konuşmayacağım diye konuşmamak üzere susma orucu tutan biri bu sözü nasıl söyler? İşaretle söyler. İşte Kur'an da buna vahiy diyor. Buradan anlıyoruz ki vahiy söz dışı bir yöntemle bir bildiriyi muhatabına ulaştırmaktır. Kur'an'daki kâle, nâda söyledi, nâda ünledi, evha bildirdi, enzele indirdi gibi ifadeler hep vahyin değişik bir biçimde indirilişine delalet ederler ve hepsi de söz dışı bir şekilde insana indirilmiştir. Yine Kur'an'da vahyin 3 şekilde gönderildiği söylenir. Şura suresi 51. ayette vahyin gönderiliş şekillerinden birisi rüyada, yani vahyen olarak nitelendirilir. Rüyada gönderilir. İkinci şekli ev min verai hicabi, bir perde gerisinde. Vahyin gönderilişinin ikinci şekli budur. Üçüncü şekli ise ev yursile rasulen, ya da bir elçi aracılığıyla, bir elçi göndermek suretiyle. Demek ki vahiy tarihi boyunca insana gönderilen tüm vahiyler bu 3 biçimde gönderilmiştir. Birincisi, vahyen diyor. Şura suresinin 51. ayeti. Vahyen. Biz bunu Resulullah'tan gelen rivayetleri de yan yana dizdiğimizde, Resulullah'a Hıra'da indirilen ilk 5 ayetin işte bu 1. sınıfa girdiğini anlıyoruz. Yani rüyada Allah tarafından gönderilen bir mesaj oldu. İkincisi, bir perde gerisinden ki Rabbimizin Musa aleyhisselama indirdiği vahiy ve onunla konuşması bu 2. vahye bir örnektir.
Üçüncü çeşidine ise Kur'an'ın geri kalan tüm ayetlerinin Resulullah'a gönderilişini verebiliriz. İşte bir elçi aracılığıyla indirilen vahiy, Rabbimizden yani vahyin ana beyni olan levh-i mahfuzdan sözsüz bir biçimde bir simgeler yığını halinde alınıp, bir mana halinde alınıp, peygamberin kalbine ilka edilmez. İşte üçüncü türü de vahyin budur. Kur'an ilk 5 ya da 7 ayeti hariç tamamen bu üçüncü biçimde indirilmiştir. Şuursuz ve cansız varlıkların tabi olduğu kanunların kendilerine bildirimi de Kur'an'da vahiy olarak adlandırılır. Ancak biraz önce de söylediğim gibi onlara statik vahiy, insana dinamik vahiy olarak indirilmiştir. Çünkü statik kadere sahip olan kainatın yasaları vahyi statik vahiy ile, değişmez ve sabit bir vahiy ile, dinamik bir kadere sahip olan, daima ameline göre kaderi de değişen insana da vahiy dinamik bir biçimde gönderilmiştir. Kur'an'da yere vahyedildiği, göğe vahyedildiği, bal arısına vahyedildiği ifade edilir ki bu ifadelerden biz şunu anlıyoruz. Bunların tabi olduğu kanunlar, bunların, bu varlıkların, yerin, göğün, bal arısının tabi olduğu doğa yasaları bir vahiy olarak adlandırılıyor. Arının bal yapması işte Allah'ın kendisine tabiat olarak kıldığı bu vahiy sayesindedir. Biz buradan yola çıkarak şunu da anlayabiliriz. Bal arının amelidir. Kendisine kanun kılınan vahiy sayesinde o vahyi arı bala döndürmektedir. Ve insana da arı örnek gösterilmektedir. Bakınız, şuurlu bir varlık kendisine statik bir vahiy gönderiliyor ve bu vahyi bala çeviriyor. Yani itiraz etmiyor, görevini yapıyor. Ey insan, sen şuurlu bir varlık olduğun halde arı kadar dahi görevini yapmayacak mısın uyarısıdır adeta. Yine göklere ve yere vahyedilmesinden kasıt da budur. Ey insan, şuursuz varlıklar olan gökler ve yerler aldıkları vahyi tamamen uyguluyorlar ve Allah'a isyan etmiyorlar. Örneğin güneş, bugün de yoruldum ya Rabbi demiyor. Doğmayacağım demiyor. Yanmayacağım demiyor. Aydınlatmayacağım demiyor. Ay itiraz etmiyor. Başım döndü demiyor. O halde ey insan, yerler ve gökler, Allah'ın statik vahyine muhatap olan yerler ve gökler bu vahye amade olmuşken sen Allah'ın şuur verdiği, irade verdiği, akıl verdiği, vicdan verdiği ve bir de dönüp konuştuğu bir varlık olarak, bu kadar ikramın muhatabı bir varlık olarak nasıl Allah'a isyan edersin denilmek istenmektedir. Vahyin de tanımını kısaca yaptıktan sonra şimdi vahyin son kitabı olan Kur'an'ın tanımı üzerinde durmak istiyorum. Kur'an nedir? Allah'ın kendisine en son hitap ettiği Hazreti Peygamber'e indirilen en son mesaja Kur'an adı verilir. Kur'an, Melek Cebrail aracılığıyla peyderpey 23 senede yaklaşık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirilen İlahi mesajların tümüne verilen ortak isimdir. O, yine kendisine göre bir Ramazan ayında, Ramazan'dan bir gece olan, mübarek bir gece olan Kadir gecesinde, yani Kader gecesinde,
ölçü gecesinde ilk kez Hıra'da indirilmeye başlanmıştır. Ve bu iniş yaklaşık 23 yıl sürmüştür. Kur'an, kelime anlamı olarak bir araya getirmek, toparlamak, telif etmek, söz dizmek anlamlarına gelir. Ki karana kökünden geldiği söylenir dilciler tarafından. İsmi mef'ul manasına mastardır. Okunan demektir. Yani sizin için Kur'an'ın Kur'an olması okunmasına bağlıdır. Okuyorsanız sizin de Kur'an'ınızdır. Okumayan için Kur'an değildir. Kur'an okumayanın Kur'an'ı değildir. Kara'e okumak anlamına gelir ikincil olarak. Okumak, yani anlamları yan yana dizmek. Kelimelerden anlamlı sözcükler üretmek. Kelimeleri yan yana düzerek, dizerek bir anlam elde etmek. Ve bunu birbirini ayırmadan, kesintisiz yapmak anlamına gelir. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Okumak sadece ne dediğini bilmeden okumak değil. Okumak anlamak için okumaktır ki aynı kökten gelen istikra kelimesi okumak, anlamak, yaşamak ve hissetmek manalarına gelir. Aynı kökten gelir. Onun için de Kur'an işte bütün bu anlamları içerir. Okumak, anlamak, hissetmek ve hayata dökmek, yaşamak. Eşyanın, insanın ve hakikatin tefsiridir Kur'an. Yani Kur'an'ın kendisi hem müfessirdir hem de müfesserdir. Yani hem tefsir eder hem de tefsir edilir. Tefsir eder neyi? Hakikati tefsir. O sözcükler aslında sözcüklerin gerisinde yatan bir hakikati ifade etmek için vardır. Onun için Kur'an hakikatin ebedi ve değişmez değerlerin bir tefsiridir. Kendisi bizatihi müfessirdir. Eşyayı tefsir eder, varlığı tefsir eder, mahlukatı tefsir eder ve hepsinden öte Allah'ı, yaratıcıyı tefsir eder. Ve yine Kur'an müfesserdir. Tefsir edilmiştir. Kur'an'ı ilk tefsir eden de yine Kur'an'ın sahibi olan Allah'tır. O Kur'an'da öyle buyurur. Summe inne aleyna beyane. Sonra yine onu beyan edecek, açıklayacak olan biziz. Yani onu sana açıklamak bizim üzerimize düşer buyurulur. Onun için Kur'an hem müfessirdir hem müfesserdir. Kur'an kendisini bize şöyle tanıtır. Biz Kur'an'a sen kimsin, nasıl bir kitapsın, özelliklerin nedir diye sorduğumuzda Kur'an'ın şu cevapları verdiğini görürüz. 1. Ben Allah'ın kelamıyım der. Bu Allah'ın dili demek değildir. Kur'an kelamullah'tır. Lisanullah değildir. Allah'ın dili değildir. Vahyin dili, dediğim gibi biraz önce de, sembolsüzdür. Vahiy tamamen konuştuğumuz hecelerden meydana gelen, harflerden meydana gelen dilden âridir. Ancak Kur'an'ın dili Arapçadır. Allah'ın dili değil. Onun için Allah her peygambere kendi diliyle hitap etmiştir. Tevrat İbranice, İncil Aramice, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufları ise Süryanice. Ve tabii ki diğer tüm peygamberlere gönderilen bilmediğimiz ve bildiğimiz
tüm kitaplar da kendi dillerinde gelmişti. Onun için Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onun manaları tamamıyla Allah'tandır. İki, Kur'an Arapça bir kitaptır. Kur'an'ın dili Arapçadır. Dil manadan ayrılamayacağı için, lafızlar anlamdan ayrı tutulamayacağı için Kur'an'ın Arapça olması da Kur'an'ın kendi beyanıyla tevkifidir, ilahidir. Üç, Kur'an mütevatirdir. Yani bize kadar yalanlanması mümkün olmayan çok sayıda insanın kafasında, gönlünde, göğsünde ve yazılarında aktarılarak gelmiştir. İlk nesil Kur'an'ı satırlarına yazıyordu. Daha sonraki nesiller satırlara yazarak bize kadar ulaştırdılar. Kur'an 1400 yıldan beri hem satırlar tarafından göğüslerde, kalplerde, zihinlerde hem de satırlarda, kitaplarda bugüne kadar taşına gelmiştir. İlk indirilen ayetleri ashab-ı kiram bir müjde bekler gibi bekliyor. Ayet indiğinde birbirlerine sanki bir define bulmuş gibi müjdeliyorlar. Ve inen ayeti herkes tabiri caizse bir mücevher gibi yüreğinin en müstesna köşesine saklıyor ve oradan hayatına doğru dönüştürüyordu. İşte Kur'an'ın ilk muhatabı olan nesil ayetleri adeta yutarcasına, hiçbirini, bir kelimesini, bir harfini zayi etmeden gözledikleri bir yolcu bekler gibi aşk ile, şevk ile bekledikleri ayetleri en müstesna yerlerinde hıfz ediyorlar, yaşıyorlar, hayata aktarıyorlar ve gelecek kuşaklara taşıyorlar. Bu noktada bir misal hatırlıyorum. Resulullah'ın vefatından hemen sonra Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anhum Ümmü Eymen'i ziyarete giderler. Ümmü Eymen Resulullah'ın annesinin azatlı cariyesi. Resulullah'ın sevdiği bir annemiz. Yaşlı bir kadın. Ümmü Eymen ağlamaya başlar. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de ağlamaya başlar. Ve onu teselli ederler. Derler ki, Resulullah bir insandı. Allah katına aldı onu. Ümmü Eymen yanlış anlaşıldığını anlar ve hemen der ki, ben Resulullah'ın vefatına ağlamıyorum. Ben asıl vahyin, gökten vahyin kesilişine ağlıyorum. Artık Allah bizimle konuşmayacak. Ben ona vahyin kesilişine ağlamak. Vahiy, işte süren vahiy, vahyin ilk muhatapları tarafından böylesine canla başla karşılanmış, böylesine müthiş bir muhabbetle karşılanmış. Ve yaşlı bir kadın, okuması yazması olmayan bir kadın, bugünün normlarıyla hiçbir şeyden haberi olmayan cahil bir kadın, vahyin kesilişine ağlıyor. Artık Allah bizimle sıcak bir biçimde konuşmayacak diye ağlıyor. Onun için o insanlar bu ruh, bu şuur, bu bilinçle herhalde vahyin bir tek kelimesini araya vermezler, zayi etmezler. Bu şuur içinde vahyi taşıdılar sonraki nesillere. Elden ele, yürekten yüreğe, dilden dile, gönülden gönüle ve kitaptan kitaba aktardılar. Dördüncüsü, Kur'an apaçık bir kitaptır.
Kendisi bunu söyler. Kitab-ı Mubin. Apaçık bir kitap. Kur'an'ın apaçık olması kuşkusuz dil sanatları açısından mecaz, teşbih, istiare taşıyor olmasına engel değildir. Kur'an'daki müteşabih ayetlerin varlığı da Kur'an'ın apaçıklığına engel değildir. Dikkatinizi çeker. Kur'an'da anlamsız hiçbir kelime yok. Kur'an'da anlamı belli olmayan hiçbir cümle yok. Kur'an'da anlamı insan tarafından bilinmeyecek bir tek ayet yok. Çünkü Kur'an'ın maksadı anlaşılmak içindir. Allah Kur'an'da bir şey söylemiş ve söylediğini de insana anlaması için söylemiştir. Anlamaması için değil. Kur'an'daki müteşabihat anlaşılmayacak sözler değil. Aksine anlaşılması için üzerinde ciddi bir biçimde durulması, tefekkür edilmesi, tedebbür edilmesi, yani maksadının anlaşılması gereken ayet. Onun için Kur'an'da anlamı anlaşılmayacak olan ayet yoktur, kelime yoktur. Ancak anlamı ilk bakışta anlaşılacak, ilk bakışta anlaşılmayıp üzerinde uzun uzun düşündükten, diğer ayetlerle olan bağlantısı tespit edildikten, onun yaptığı gönderme bulunduktan sonra anlaşılacak, tefekkür, tedebbür ve teemmülden sonra anlaşılacak ayetler vardır. Onun için Kur'an, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ buyurur. Kur'an'ın üzerinde derin derin düşüncelere dalmıyorlar. Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Kur'an üzerinde derin derin tefekkürde bulunmuyorlar mı diye sorar. Niçin? İlk etapta anlaşılacak ayetler ve kelimeler olduğu gibi ilk bakışta anlaşılmayacak birçok ayet ve lafız da vardır da onun için müteşabihat başka yerlere gönderme yapan dipnotlar gibidir aslında. Kur'an'ın diğer ayetlerine, yani tefsiri olan diğer ayetlere gönderme yapan özlü dipnotlardır. Bu manada Kur'an apaçık bir kitaptır. Yine Kur'an'da çok anlamlı kelimelerin olması da Kur'an'da mananın anlaşılmamasına mazeret değildir. Her dilde çok anlamlı kelime vardır. Örneğin guru kelimesi. Hem hayız zamanına hem de temizlik zamanına işaret eder. İki anlamı birden içerir. Ancak Kur'an'da her kullanıldığı yerde bunun hangi anlama geldiğini bağlamından, siyak ve sibaktan çıkarmak mümkündür. Onun için heva kelimesi hem çıkmak manasına gelir hem inmek manasına gelir. Ancak kullanıldığı yerde ne için kullanıldığını önüne ve ardına, siyak ve sibakına, bağlamına bakarak bulabilirsiniz. Yine Kur'an'da müşterek manalı birçok kelime vardır. Ayn kelimesi. Ayn kelimesi bir ayette göz olarak kullanıldığı gibi bir ayette, bir başka ayette su kaynağı olarak kullanılır. Her dilde öyledir. Bizim dilimizde de su kaynağına su gözü ya da göz derler. Onun için bunlardan hangisinin anlamını verdiğini öğrenmek için cümledeki yerine bakmanız kafi. Eğer cümlenin tamamını doğru bir biçimde anlarsanız, o gözün su gözü mü yoksa insan gözü mü olduğunu çıkarırsınız rahatlıkla. Bütün bunlar da Kur'an'ın anlaşılmamasına gerekçe değildir. Yine sahabe ve müşrikler Kur'an'ı anladılar. Kur'an'a iman edenler anladıklarına iman ettiler, inkar edenler de anladıklarını inkar ettiler. Yani lafızlarının anlamlarını biliyorlardı. Bilmediklerini de zaten soruyorlardı. Örneğin Hazreti Ömer,
Ebba kelimesinin anlamını soruyordu, araştırıyordu. Aslında Ebba kelimesi ot, çayır manasına gelir. Bunu bilmediğinden değil. Lakin cennette, cennetlik müminlere müjdelenen bu şeyin cennetteki gerçek mahiyetini bilmiyordu. Zaten bilmesi de mümkün değildi. Çünkü gayba ilişkin bir şeydi. Cennete ilişkin bir şeydi. Yoksa Ebba kelimesinin çayır anlamına gelmediğini bilmiyor değildi Hazreti. Lakin cennette, yani çayırın nasıl müminlere müjdelenen bir nimet olacağı üzerinde duruyor, herhalde farklı bir şey olsa gerek diyor. Hemen arkasından da bu tekellüftür. Eğer öğrenmemiz daha da açıklanması gerekseydi Kur'an bize açıklardı deyip geçiyor. Onun için mesela ashab-ı kiramdan bazıları bazı kelimeleri bilmedikleri zaman yazdıkları mushaflara, yazdıkları ayetleri yazdıkları sahifelere not düşüyorlardı. Zuhruf kelimesi hemen yanına not düşüyorlardı. Zeheb manasına gelir, altın manasına gelir. Yani bu da çok azdı. Onun için onlar Kur'an'ı anlıyorlardı. Anlamadıkları çok ender kelimelerin yanına düştükleri notlardan anlıyoruz ki geri tarafını anlamışlardı. Anladıkları için de sormuyorlardı. Ve müşrikler de anladıkları bir Kur'an'a, Kur'an'ı inkar ediyorlardı. Lakin bu manada lafzı bilmek, anlamak ayrı, kavramak ayrı. Yani ne dediğini anlamak ayrı, ne demek istediğini anlamak ayrı. Ne demek istediğini anlamak için tedebbür ve tefekkür lazım. İşte inanmayanlar ne demek istediğini anlamıyorlar. Ne dediğini değil. Çünkü dilleri Arapçaydı. Eğer o Arapça ile inmemiş olsaydı Kur'an'ın da dediği gibi Araplara Arapça olmayan bir kitap ha diye sorarlardı diyor ayet. Çünkü onu anlayasınız diye Arapça indirdik diyor yine Kur'an. Bu manada Kur'an apaçık bir kitaptır. Beşincisi mucizedir. Kevni bir mucize değil, kelami bir mucizedir. Diğer peygamberlerin tümüne verilen mucizeler kevni idi. Hatırlayın. İbrahim peygamberin mucizesini. Hatırlayın Musa peygamberin mucizesini. Hatırlayın Salih peygamberin mucizesini. Onlar kevniydi. Ama bu kelami bir mucizedir. Kevni mucizeler tarihseldir. Sadece gönderildikleri zamanda geçerlidir. Ancak bu mucize, bu son mucize zamanlar üstü bir mucizeye dönüştü. Çünkü kelamiydi. Onun içinde her çağda kıyamete kadar mucize olmayı sürdürecektir. Altıncısı evrenseldir. Kur'an'ın getirdiği ilkeler bölgesel değildir. Kur'an ilk hitap ettiği toplum Arap Yarımadası'nda yaşayan küçük bir toplum olmasına rağmen getirdiği hiçbir ilke bölgesel değildir. Evrensel ilkeler. Onun için o günden bugüne Kur'an'da bölgesel hiçbir şey, hiçbir ilke bulunmamıştır. Hiç kimse bu ilkenin de bölgesel olduğunu iddia ediyorum diyememiştir. Hatta Kur'an'a bakarak bölgenin iklimini bile tespit edemez. Yani bölgenin 45-50 dereceye varan sıcaklıkların yaşandığı bir bölge olduğunu dahi Kur'an'a bakarak tespit edemezsiniz. Kur'an bu kadar evrensel bir üslup kullanmıştır. Ve onun içinde getirdiği ilkeler, zamanlar ve zeminler üstüdür. Yedincisi, hayatı kapsayıcı ve bütüncüldür. Hayatı parçalayıcı değildir. Kur'an'ın üslubu, Kur'an'ın ilkeleri, Kur'an'ın getirdiği mantalite, Kur'an'ın teklif ettiği hayat biçimi hayatın tüm alanlarını kapsar. Sadece bireyi değil, toplumu da hedef alır Kur'an. Kur'an sadece insanın aklını değil, kalbini de hedef alır. Ya da sadece duygularını değil, düşüncesini de hedef alır. Kur'an sadece canlı varlıkları değil, cansızları da içerir. Cansızlar içinde bir takım ilkeler belirler.
Kur'an insanın sadece Allah ile olan ilişkisini değil, insanın diğer insanlarla ilişkisini belirler. Kur'an sadece insanın diğer insanlarla ilişkisini değil, insanın kainatla, insanın doğayla, insanın tabiatla olan ilişkisini de belirler. Onun için Kur'an bütüncüldür, kapsamlıdır, kapsayıcıdır. Hayatı parçalamadan ele alır ve hayatı bir bütün olarak gözler önüne serer. Hayat hakkında getirdiği teklif de bütüncüldür, parçacı değildir. 8. Kur'an, hidayet, nur ve fırkandır. Hidayettir kendi isimlendirmesiyle. Çünkü insana rehberdir, insanlığa rehberdir. Bireye rehberdir, topluma rehberdir. Aileye rehberdir, tüm insanlığın oluşturan kabilelere, kavimlere, ırklara, cinslere, soylara, boylara, hepsine rehberdir. İkincisi nurdur, bir ışıktır o. Karanlığı aydınlatır. Kur'an girdiği yerde eğer gönüle girmişse gönlü, kalbi aydınlatır. Kafaya girmişse girdiği kafayı aydınlatır. Eğer eve girmişse girdiği evi aydınlatır ve orayı Darul İslam yapar. Eğer bir toprağa girmiş, bir ülkeye girmişse orayı aydınlatır. Bir topluma girmişse toplumu aydınlatır. O bir nurdur ve furkandır. Kur'an hakkı batıldan ayıran bir ölçüdür. Kur'an ölçüsüyle insanlar doğruyu eğriden, iyiyi kötüden, suçu sevaptan ayırabilirler. Bunun içindir ki Kur'an kendi kendisine Furkan ismini vermektedir. Hakkı batıldan ayıran. Dokuzuncusu ve sonuncusu, Kur'an tedricen indirilmiş bir kitaptır. Bu da şuna delalet eder. Yani peyderpey. Hayat çünkü bir süreçtir. Bir süreç olan hayatın kitabı olan Kur'an da bir süreç içinde indirilmesi gerekliydi. Onun için Kur'an hayatın her boyutuna gönderme yapar. O bir tek celsede değil, 23 yıl boyunca peyderpey hayatın her bir alanında yaşanan tüm olayların üzerine indirilmiştir. O hayati bir kitaptır. Kitabi bir kitap değildir çünkü. Onun içinde o hayatın içine inmiştir. Hayata verilmiş bir cevaptır Kur'an. Kur'an sadece sorulara cevap değildir, sorunlara bir çözümdür. İşte bunun için peyderpey indirilmiştir. Kur'an'ı da tanımladıktan sonra şimdi asıl ilk dersimizin konusu olan tefsire geçmek istiyorum. Tefsir nedir peki? Tefsir kısaca anlama ve yorumlama faaliyetine verilen isimdir. Fessera ya da sefera kökünden geldiği söylenmiştir. Hangi kökten gelmiş olursa olsun bir şeyi açmak, kapalı bir şeyin üzerindeki perdeyi kaldırmak, gizli bir şeyi ortaya çıkarmak, bilinmeyen bir manayı bilinen hale getirmek anlamına gelir. Te'vil ise tefsir kavramıyla yan yana kullanılan bir kavram olması hasebiyle onu da açıklamamız gerekiyor ki ilk müfessirler yaptıkları, meydana getirdikleri eserlere tefsir demezler, te'vil derlerdi. Onun için Taberi de kendi kitabına te'vil ismini koymuştu. Ancak tefsir ve te'vil arasında fark var. Evl kökünden türemiş olan te'vil, bir lafzın arkasında yatan maksadı anlamaya denilir. Buradan yola çıkarak tefsir bir kelimenin lafzıyla ilgilidir, te'vil bir kelimenin maksadıyla ilgilidir diyoruz. Ve ileride yine bu konuya dönmek üzere bu konuyu tefsir ve te'vil kelimelerini bu kadar açıklamakla yetiniyoruz.
Kur'an dili Arapça olan bir dildir. Yani Kur'an Arapça bir metindir. Dolayısıyla bu metnin tabi olduğu bir dil vardır. Ve bu dil de dünya dillerinden biridir. Her dil gibi yaprağını döken, kelimelerini tazeleyen, başka dillerden kelime alan ve her dil gibi mecazı olan, istiaresi olan, söz sanatları olan bir dildir. Kur'an anlamlı ve anlaşılabilir bir metindir. Daha önce de vahiy bahsinde söylediğim gibi, Kur'an sadece bir dilde indirilmiş değil, anlaşılabilir ve anlamı olan bir dilde indirilmiştir. Onun için içinde anlamsız olan bir tek ayet, anlaşılamayan bir tek kelime olduğu söylenemez. Çünkü Allah'ın muradına terstir. Allah insanla konuşmasını anlasın diye konuşmuştur. Ne dediğini anlasın diye konuşmuştur. Eğer anlaşılmayacak bir söz söyleseydi Allah, o zaman üzerinde niçin düşünmüyorsunuz demez ve anlaşılmasını istemesi de teklifi mala yutak, yani güç yetirilemeyecek bir teklif olmuş olurdu. Eğer insandan Kur'an'ı anlaması, okunması, üzerinde düşünmesi ve yaşaması isteniyorsa, bu kesinlikle Allah'ın insana son vahyi olan Kur'an'ın da anlaşılmasını gerektirir. Peki, önümüzde bir metin var. Bu metnin bir dili var. Ve bu dilde bilinen ve anlaşılan bir dil ise, bir metin nasıl anlaşılabilir sorusu gündemektedir. Biz bir metni nasıl anlayabiliriz? Bu soruyu cevaplandırmak için dört soru sormamız lazım. Birincisi, kim konuşuyor? Yani metnin sahibi kim? Yazılı bir metinse kim yazdı? Sözlü bir hitap ise bunu kim söyledi? Kim söylüyor? Ki Kur'an bildiğiniz gibi önce sözlü bir metin olarak indirilmiştir. Yani indirilen bir sözdür. Daha sonra yazıya dökülmüştür. Onun için Kur'an öncelikle bir kavldir, sözdür bu manada. Kim söylüyor? Bu sorunun cevabı gayet net ve açık. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an'daki tüm manalar Allah tarafından indirilmiştir. Bu konuda hiçbir insanın tereddüdü olmamalıdır. En büyük şansımız Müslüman olarak şudur. Allah gönderdiği gibi Kur'an bize ulaşmıştır. Kur'an'ı anlamak isteyen bir insanın en büyük şansı da budur işte. Onun için Kur'an'da geçen bir kelime, Kur'an'da geçen bir harf üzerine her türlü yorumunuzu samimi ve sahih olarak bina edebilirsiniz. Niçin? Çünkü o indiği gibi bize gelmiştir. Bunda tereddüdümüz yoktur. Her türlü yorumu derken kesinlikle şunu demiş olmuyorum. Siz aklınızdaki yorumu Kur'an'a adapte edin. Yani Kur'an'a ne söylemek istiyorsanız onu söyletin. Zaten büyük problem de budur. Onun için ben öncelikle bu problemi def etmek gerektiğine inanıyor ve Müslümanların Kur'an'ı anlamamalarındaki en büyük nedenin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani Kur'an'ın ne dediğini, Allah'ın maksadını ve meramını anlamak yerine anladığınızı Kur'an'a rapt etmek, Kur'an'a kendi düşüncenizi söyletmek. Bu değildir. Tefsir bu değildir. Tevil bu değildir. Onun için kim söylüyor sorusunu sormak ve gönül rahatlığıyla Allah söylüyor demek. İkincisi, ne söylüyor? Kim söylüyor sorusuna cevap verdikten sonra ikinci soracağınız soru bir metni, bir sözü anlamak için budur. Ne söylüyor? Tabii ki Allah'ın söylemesi başkasının söylemesine benzemez. Allah söylüyorsa insanın söylemesine benzemeyeceği için
tüm duyargalarınızla kulak verirsiniz. Can kulağıyla dinlersiniz. Çünkü Allah'ın sözü can kulağıyla dinlenilmeyi hak eder. Can kulağınızı verdikten sonra ne söylüyor diye sorarsınız. Ne söylüyor? Ne söylüyor? Lafza delalet eder. Bu önemli. Çünkü anlam ve anlamanın işte karşılığı ne söylüyor sorusudur. Lafza delalet eder. Manası nedir? Söylediği sözün manası nedir? Bir dilde söylüyor. O halde ne söylüyor sorusunu iyi bilmek için mutlaka Kur'an'ın, Allah'ın söylediği söze mazruf olan, zarf olan, mazrufa zarf olan Arap dilinin çok iyi bilinmesi lazım. Çünkü birinin ne söylediğini bilmeniz için onun dilini bilmeniz lazım. Kur'an'ın ne söylediğini öğrenmeniz için Kur'an'ın dilini bilmek zorundasınız. Bir Japon eğer bana bir şey söylerse, kim söylediğini bilsem dahi ne söylediğini anlayamam. Ne söylediğini bilebilmem için onun dilinden anlamam gerekiyor. Onun için ne söylediği tamamen lafızla ilgilidir. Manası nedir? Yani zahir budur işte. Eğer Kur'an'ın bir zahiri ve batını varsa, Şatıbi, İmam Şatıbi'nin dediği gibi, Kur'an'ın zahiri tamamen lafzın ne söylediğiyle ilgilidir. Anlam ve anlamak budur. Tefsir de bununla ilgilidir. Bunu sorduktan sonra ne söylediğini biliyorsunuz. Yani ağzından çıkan söz sizin anladığınız bir söz. Sizin anladığınız bir dilde söylendi. Yetmiyor. Niçin söylüyor sorusunu sormanız lazım. Üçüncü olarak. Çünkü anlamak, kavramak değildir. Her anladığınızı kavramış sayılmaz. Ne söylenileni bilebilirsiniz ama söylenilen şeyin maksadını bilemiyorsanız, yani ilahi kelamın maksadı nedir? Bu söylenilen sözün amacı nedir? Niçin söyleniyor sözü, sorusunu sormazsanız, işte müşrikler bu soruyu sormuyor. Onlar ne söylendiğini biliyorlar ama söylenilenin maksadını anlamıyorlardı. Meramı ilahiyi anlamıyorlardı. Onun için de Kur'an efela yetedebberunel Kur'an. Yani Kur'an'ın maksadı üzerinde durmuyorlar mı? Bu sözün maksadını düşünmüyorlar mı? Yoksa anlamıyorlar değildi. İyi anlıyorlardı. Anlıyorlardı. Ne söylediğini biliyorlardı. Çünkü o dili konuşuyorlardı. Konuştukları bir dilde hitap ediliyordu kendilerine. Eğer zaten anlamasalardı, ey Muhammed sen ne diyorsun? Biz senin dediklerinden hiçbir şey anlamıyoruz derler. Hiç böyle bir şey demediler. Aksine gelip dinliyorlardı. Gece yarıları Resulullah'ın okuduğu Kur'an'ı gizlice dinliyorlardı. Anlamasalar dinlerler mi? Ne söylediğini biliyorlar ama niçin söylediğini bilmiyorlardı. Yani kelamın maksadını anlamamışlardı. Niçin söylediğini merak etmek bir metnin tevile girer. İşte İmam Şatıbî'nin dediği manada bir sözün batını budur. Batını niçin söylediğini bilmek, zahiri ne söylediğini bilmektir. Zahiri kelimenin anlamını bilmek, batını ise o sözün arkasında kastedilen manayı bilmek. Tabii ki bu soruya tam cevap verebilmek için bir dördüncü soru daha sormanız lazım. Kime, nerede, ne zaman söylüyor? Yani bağlamı ne bu sözün? Bu sözün tarihsel ortamı ne? Tarih içerisinde bu söz kime söylenmiş, nerede söylenmiş, ne vesileyle söylenmiş, ne zaman söylenmiş? Bu soruyu sormadan niçin söylüyor sorusuna tam cevap bulamazsınız. Onun için bağlam önemli.
Bağlamı da ikiye ayırıyoruz. İç bağlam, dış bağlam. İç bağlam, Kur'an'daki her kelimenin kendisinden önceki ve sonraki kelimeyle alakası. Kelimenin cümle içindeki yeri, cümlenin kendinden önceki de ve sonraki cümlelerle ilişkisi, o cümlenin içinde yer aldığı bölümün kendinden önceki bölümlerle ilişkisi. Yani kelimenin ayetle, ayetin kendinden önceki ve sonraki ayetlerle, o ayetin sahip olduğu, ait olduğu surenin kendinden önceki ve sonraki surelerle alakası. Ve yine o kelimenin Kur'an'da geçen diğer kelimelerle, akraba kelimelerle alakası. Yine o kelimenin içinde geçtiği ayetin ve o ayetin anlamının Kur'an'da o anlamla gelen diğer ayetlerle ilişkisi nedir? İşte iç bağlam denir buna. Buna ilişkin bir örnek vereyim. Zihninizde iç bağlam bilinmeden nasıl yanlış anlaşılır ya da Kur'an'ın maksadı neden anlaşılmaz? O netleşmiş olsun. Örneğin, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ ayet-i kerimesi. Taha 126. ayet. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Geçim kıtlığı veririm ona diyor. Zikrimden yüz çevirirse. An zikri. Zikrimden yüz çevirirse. Şimdi buradaki zikir ne manaya gelir? Eğer bağlamı bilmezseniz bunu bilemezsiniz. Arap dilinde mastar hem failine hem mef'ulüne muzaf olabilir. Zikri, oradaki ye benim zikrimden demektir. Burada failine mi muzaf olmuştur, mef'ulüne mi? İkisi de geçerlidir. Bunu birbirinden bu lafıza bakarak anlayamazsınız. Failine muzaf olursa ne manaya gelir? Şu manaya gelir. Benim zikrimden yüz çeviriyorlar. Zikir Allah'ın Kur'an'ıdır. Benim hatırlatmam olan zikir Kur'an'ın isimlerinden biridir biliyorsunuz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Yani kim benim Kur'an'ımdan, benim hatırlatmam olan, hatırlattığım kelam olan Kur'an'dan yüz çevirirse manası. Ama mef'ulüne muzaf olursa o zaman beni hatırlamaktan anlamına gelir. Yani estağfurullahel-azim ya da Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber demek Allah'ı hatırlamak. İşte bunlardan yüz çevirirse manasına gelir. Bakın ikisi de çok ayrı bir mana. Çok farklı. Birinde mef'ul olarak Allah'ı hatırlamaktan, ikincisinde Allah'ın hatırlattığı Kur'an'dan yüz çevirmek anlamına geliyor. Peki nasıl bileceğiz? Bağlamına bakacağız. Hemen bir yukarıdaki ayete, bu 124. ayet, 123. ayete baktığınızda bunun Kur'an anlamına geldiğini anlayıveriyorsunuz. Çünkü 123. ayette Kur'an'dan bahsediliyor. İnsana Allah'ın gönderdiği vahiyden bahsediliyor. Ha, anlıyorsunuz ki burada Allah'ın zikrinden yüz çevirmekten maksat Kur'an'dan yüz çevirmektir. Yine bir başka ayet, bir başka örnek vereyim. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ Bakara 228. Şimdi burada diyor ki, hemen bir üstteki cümle, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ Kadınların erkekler üzerinde ne kadar hakkı varsa, erkeklerin de kadınlar üzerinde o kadar. Yani birbirleri üzerindeki hakları eşit. Onların onlar üzerinde, onların da onlar üzerinde hakkı var. Ancak burada bir cümle geliyor hemen arkasından. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece fazla hakkı var. Şimdi bu ayetteki bu bir dereceyi anlayabilmeniz için o ayetin ne hakkında olduğunu unutmamanız lazım. Ayetin başına bakıyorsunuz ki ayet tallakattan, mutallakattan bahsediyor. Yani boşanmış kadınlar. Yani boşama ile ilgili bir ayetle karşı karşıyasınız. O halde bu derecenin ne olduğunu hemen anlıyorsunuz. Hamile ise o boşanan kadın
boşanmak üzere olan kadın, rahminde kocasıyla müşterek bir değeri taşıyor. Ortaklaşa bir değerleri var ve onu da kendisi taşıyor. Kocası işte o boşamak üzere olan kadın üzerinde bir hakkı var. Çünkü o ondan bir değeri taşıyor. Ortaklaşa bir varlıkları var. Onun için de boşama konusunda kocası son sözü söyleme. Eğer o kadın 3 ay geçmeden bir karar verecekse, bu kararda kocasının, boşamış olan, kendisini boşamış olan kocasının vazgeçmesi halinde kocasına dönme hakkını kullanırken kocasını tercih etmesi isteniyor. Yani öncelik sırasını eski kocasına, ilk kocasına vermesi. Yani yeni bir evlilik düşünüyorsa eğer, bu evlilikte çünkü hamile, çünkü müşterek bir varlık taşıyor. İşte bundan dolayı وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Boşanmış olan bir kadın, eğer yeni bir evlilik düşünüyorsa ve boşama süresi de bitmemişse, bu sürede önceliği beraber ortak meyvelerini taşıdığı kocasına vermesi isteniyor. İşte bunu anlamanız için mutlaka ayetin boşanma konusunda olduğunu gözden uzak tutmamanız lazım. İç bağlamdır bu. Ve dış bağlama geçiyoruz. Sebebi nüzul. İşte dış bağlamın en büyük belirleyicisi. Ayetlerin sebebi nüzulünü bilmeden siz ayeti anlayamayabilirsiniz. Tabii ki her ayet için böyle kesin bir sebebi nüzulden söz edilemez. Ancak eğer siz kafir Mekke toplumunu bilmiyorsanız Kafirun suresini anlayamazsınız. Eğer siz Mekke tarihini bilmezseniz Fil suresini anlayamazsınız. Eğer Uhud savaşını bilmezseniz siz Nur suresini anlayamazsınız. Yine ifk hadisesini, Hazreti Ayşe'ye iftira hadisesini bilmeden Nur suresini doğru dürüst anlayamazsınız. Görüyorsunuz. Arka planını bileceksiniz ki ayetin ne dediğini iyi anlayasınız. Yine Maun suresini iyi anlamanız için Maun suresinde فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ namaz kılanlara yazıklar olsun ayetinin ne olduğunu, orada namaz kılandan kastın ne olduğunu bilmeniz için ayetin nerede indiğini, o surenin hangi dönemde indiğini bilmeniz lazım. Mekke'de indiğini bilince bu ayette namaz kılanlardan muradın Müslümanlar değil, namaz kılan müşrikler olduğunu otomatik olarak anlıyorsunuz. Ama bunu anlamanız için öncelikle o surenin nerede olduğunu, indiğini bilmeniz lazım. İşte bu da bağlamdır. Yani kim ne zaman deniliyor, kime deniliyor, nerede deniliyor. Bu çok önemli. Yine sözün bağlamını bilmeden Kur'an'daki herhangi bir ayeti bir başka anlama dönüştürmek mümkün. Bu Yahudilerin de kendi kitaplarına yaptığı bir şeydi. Onun için يُحَرِّفُونَ الْكِلَمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ kelimeleri bağlamlarından koparıyorlar diyor Yahudiler için Kur'an. Onlar Tevrat'a bu muameleyi yaptılar. Onun için de eğer Kur'an'da bazı ayetleri ya da ayetin içinden bir cümleyi bağlamından kopardığınızda ait olduğu manadan tamamen farklı bir mana verebilir. O zaman bu verdiğiniz mana Allah'ın maksadı mı olur? Yoksa sizin kafanızda düşündüğünüz anlamı Kur'an'a yamamak mı olur? Bu da tahriftir işte. Onun için Allah'ın anlatmak istediğini anlamaktır tefsir ve tefsir. Sizin söylediğinizi Kur'an'a söyletmek değildir. Tevil, tefsir ve tevilin amacı dedim, muradı ilahiyi anlamaktır. Bu uğurda bizden öncekilerin çabası gerçekten övgüye değer bir çabadır. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Muhammed Aleyhisselam ve ilk muhatapları olan sahabe, saadet asrında Kur'an'ı iyi anladılar. Çünkü onlar kim için, nerede, ne zaman indiğini biliyorlardı. Sözün bağlamını biliyorlardı. O ayet indiğinde hangi olaya telmih yapıyor onu biliyorlardı. Ayetin gönderme yaptığı şahısları biliyorlardı.
zamanı ve zemini biliyorlardı. Onun için de onlar çok fazla tefsire ihtiyaç duymadılar. Peygamberin tefsir ettiği ayet sayısı çok azdır. İbn-i Teymiye tersini iddia etse de, her ayeti tefsir ettiğini söylese de. Çünkü ihtiyacı yoktu. Onlar ayetleri çok iyi anlıyorlardı. Resulullah'a sordukları ayet sayısı da çok azdı. Çok az ayeti sormuşlardır. Hatta bize koskoca bir kitap dolusu rivayet nakledilen kendisinden İbni Abbas dahi çok az rivayet edilmiştir. Sadece diyor Ahmed bin Hanbel İbni Abbas'tan rivayet edilen tefsir sayısı 100 tanedir. 100 ayet konu hakkındadır diyor. Ama gelin görün ki İbni Abbas'tan rivayet edilen tefsir koskoca bir kitap olmuştur. Onun için biz buradan anlıyoruz ki ilk nesil Kur'an'ı doğru bir biçimde anlıyordu. Ancak gelelim Kur'an'ın muhatabı olan, modern muhatabı olan bizim neslimize. Biz nasıl anlıyoruz? Biz Kur'an'ın modern muhatapları, Kur'an'ı doğru bir biçimde anlamıyoruz. Bir, çünkü Kur'an'ı bize gönderen Allah'ı tanımıyoruz. Modernleşmiş bir beyne sahip olduğumuz için, bireyleştirildiğimiz için Allah'la olan irtibatımızı kopardılar. Allah'ı tanımadığımız için, göndereni tanımadığımız için Kur'an'ı anlamıyoruz. İkincisi, konuşulan Kur'an'ı tanımıyoruz. Konuşan Allah'ı tanımadığımız gibi, konuşulan Kur'an'ı tanımıyoruz. Bir, dilini tanımıyoruz. Dilini bilmiyoruz. Dilini bilmediğimiz bir metni elbette ki tanıyamayız. İkincisi, bağlamını tanımıyoruz. Kur'an'ın ayetlerinin ve surelerinin hangi bağlamda nazil olduğunu tanımıyoruz. İşte bunun içinde mealler yetmiyor. Mealler kafi gelmiyor, olmuyor meallerde. Yeni bir dünya inşası, yeni bir medeniyetin inşasıyla. Yeni bir medeniyetin inşası, yeni bir toplumun inşasıyla. Yeni bir toplumun inşası, yeni bir insanın inşasıyla mümkün. Bu da yeni bir hayatın inşası demektir. Bunun içinse yeni bir bilinç inşa etmek lazım. Kur'an işte bunun tek garantisidir. Kur'an yeni bir bilinci inşa edecek tek metindir. Bunun için de yöntemimiz şu olmalıdır. Bir, önce lafızların anlamını anlamalıyız. İki, sonra cümleyle, diğer ayetlerle, ayetlerin diğer surelerle, surelerin ise Kur'an'ın bütünlüğü içindeki yerini iyi fark etmeliyiz. Üçüncüsü, Kur'an'daki aynı konudaki tüm diğer ayetleri birlikte düşünmek ve Kur'an'ın o konuda bütüncül olarak ne dediğini anlamak zorundayız. Dördüncüsü, her bir ayetin ve cümlenin bağlamını bilmek zorundayız. Beşincisi, o ayeti peygamber nasıl anladı ve hayata koydu, onu bilmek zorundayız. İnşallah biz bundan böyle tefsirimizi işte bu açıkladığımız ilkeler üzerine bina edecek ve Kur'an'ı birlikte bu ilkelerden yola çıkarak yeniden ayetleri Allah'ın söylediği maksada mebni olarak, bizim söylettiğimiz değil, Allah'ın söylediği anlamı anlamak için Rabbim bu ayette ne buyuruyor? Ne diyor, ne demek istiyor? Maksadı nedir, meramı ilahi nedir diyerek birlikte bu ilkelerle Kur'an'ı anlayacağız inşallah. Hepinize Kur'an'la yaşanmış bir hayat ve Kur'an'la verilmiş bir nefes temenni ediyor. Allah'a emanet veriyorum. Esselamu aleyküm.